2012 KPSS'sinde sorulmuş olan özdeşlik sorumuzla devam edelim. Şimdi bu sorumuzda acaba hangi özdeşliğimizi kullanacağız diye baktığımızda şuna hemen dikkat edelim. Bakın, x artı y artı 2, yani ben şu ifadeyi ayrı olarak düşünürsem şurada artı 2 var, şurada da eksi 2 var. Peki aklıma hemen şu gelir mi? A kare eksi b kare ifadesi. Şöyle bir özdeşliğimizde. Bu özdeşliği nasıl yazıyorduk? A eksi b, a artı b. Peki şu özdeşliğin burada kullanıldığını görüyorum. Ne demek? Birinci ifademe bakın. X artı y, ikinci ifadem 2. O zaman ben bunu iki kare farkı şeklinde yazarsam nasıl yazmış olurum? Birinci terimim ne? X artı y. Birinci terimin karesi. Eksi ikinci terimim ne? 2'nin karesi. Neye eşitmiş? 2xy'ye eşitmiş arkadaşlar. Şimdi şu açılımı yapacağız. Buradaki özdeşliğimiz neydi? 2 kare farkı, yani x artı y'ye biz ne demiştik? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi idi. Bunu hatırlatma amacıyla yazdık ama aynısını şimdi şuraya yazalım. Neydi? Tekrar ediyorum. Birinci ifadenin, birinci terimin karesi. Aradaki işaretim artı. Birinci terimle ikinci terimin çarpımı 2xy artı ikinci terimin karesi. Bunun neden böyle geldiğini biliyorsunuz. Bilmeyenler de şunu yapabilirler. X artı y'yi yan yana yazıp çarpabilirler. Eksi 2'nin karesi 4 diyorum. Eşittir 2xy. Şimdi aynı olan terimleri bir araya getireceğim. Yani bilinenlerle bilinmeyenleri farklı alanlarda toplayacağım. X kare artı 2xy artı y kare. Bu özdeşliğim böyle kalsın. Şimdi şuradaki 2xy'yi eşitliğin sol tarafına getiriyorum ve işaretini değiştirerek getiriyorum. Ve burada bilinen terimim hangisi? 4. O da eşitliğin diğer tarafına artı olarak gidiyor. Burada şuna dikkat edelim. Artı 2xy ile eksi 2xy birbirini götürdüğü zaman x kare artı y kare eşittir 4 ifadesi kaldı. Benden de istenen zaten buydu.